Cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası psikopat tankçı yoldaşlarım. Nasılsınız? Umarım sağlık ve sıhhatiniz yerinde, keyifleriniz tıkırında, işiniz gücünüz de rayındadır ve tıngır mıngır yolundadır. Bugün yayın dışında oynadığım 3 tane güzel maç, 3 tane birbirinden farklı tankla işte replay'i anlatmaya çalışacağım naçizane. BZ75 ile bu arada İmparatorluk sınırlarındaki top tier bir maçımızdayız. İşte 4 tane 10 seviye var. 3 4 5 tane 9 seviye var. Gerisi de 6 tane 8 seviye. Ben burada turboları aça aça, daha doğrusu roketleri aça aça bir an evvel şu noktaya imleçle gösterdim. Şu noktayı geçmeye çalışıyorum. Benim klasik oynadığım yerdir yani. Bakalım neler yapmışız. BZ75. Ben pek hoşlanmadım. Ama bu maç güzeldi. Ben topunu pek beğenmedim yani maalesef. Stabil bir topu yok. Öyle ne Çin'e ne Sovyet'e benzemiyor. Bu arada karşımıza 430 geldi. Görüyorsunuz. Yarı odakta o mesafede alt plakayı tutturamadık. Burada ben bir an evvel tepeyi ele geçirmemiz gerektiğinin farkındayım. Çünkü üstünlüğü kaptırmamamız lazım. Yanımdan arkamdan destek geliyor Allah'a şükür. AF Ezvan'ı görüyorum. Emil'i görüyorum. Bir boşluk bulduk. Hemen saplayabileceğiz mi? Hala altını göremiyorum. Evet. Tankı o kadar ezdikten sonra Şavrot sen ne konuşuyorsun kardeş? Dercesine BZ-75. Sovyet 430'unda yangın çıkartıp 1533 vuruyor. Bu sırada T-82 de tabii bize ufaktan bir 311 hasarını veriyor. O sırada biz de ona tabii 740'ı çaktık. Bizim kolumuz daha kalın kardeş. Bu arada BZ'yi görüyorum. Ona da bir atış ve şanslı bir yine yakış. Lakin adamda büyük ihtimalle tabii ki otomatik yangın söndürücü olduğundan bende de olduğu gibi. Şöyle görüyorsunuz. Abi azık mazık kullanmayın. 40 yılda bir yanarsınız. O 40 yılda bir yanmanız sizi şey yapar. Mahveder abi. Gerek yok. Yok şu tank yanar, bu tank yanmaz. Ben kullanmıyorum abi. Onun vereceği bir saniyelik dolum şeyi, avantajı. Bir canı kaldı adamın ve benim atışım da çok garip bir şekilde kaçtı. Bu arada adamın topçusu ve benzin deposu hasarlı. Yani topçusu yaralı, benzin deposu hasarlı. Kartal gözü yeteneği sağ olsun. Tabi ona hiç fark etmiyoruz maç sırasında. 650 vuran topumuzla da bir cana sahip. T55'i ayı garaja yolluyoruz abi. 2 imhadayız. 6'ya 5 durum. 10.5K bizde can var. Karşıda 15K var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben burada hasara doyamadım. Hem de bu boşluktan faydalanayım, adamlara yaklaşayım diye spotlanmadan, yanlış şey yapmadıysam, buraya geçtim. O anı kolladım zaten. Burada hitimi de yükledim. Type 4'e güzel bir 565. Düşük rol. Bayağı düşük. BZ'nin 650 vuran topu için yani. Bakın şimdi. Pay to win tankını görüyor musunuz? Hit yüklü. Zırh delinmedi. IS-4 bile belki delinirdi o açıda. Ama K2 delinmiyor. Çünkü pay to win. Bu arada gerçekten elimde olmasını istediğim bir tank. Burada güzel bir şekil boşluksuz zırhına geldiği için deliyoruz ve 2'dir 565 vuruyoruz. Yani çok istikrarlı bir tank. Aşırı istikrarlı. Şu kamuflajın da garip garip seslerini duyuyoruz. Böyle sıçmık sesi gibi.
Bakalım. Alt plakası boşluklu ya yanı. Ne olur ne olmaz atayım diyorum. Keşke yanına atsaydım. İsabet bile etmiyor. Bu arada turbomuz kalmadı. Betçete diyorum belki bir saplarım. Bakın bak bak nasıl gidiyor bak. Yani o üst salınmalı taretin üstünün sağ ince noktasından girdi yani. Garip bir şekilde. Evet burada K2'ye atmıyorum. Hasar köpekliği. Niye ben 650 vuran topumu 10 amluyu düşürerek harcayayım ve arkadakilerin neden basmasını destekleyeyim? Abi ben burada ikisini de hallederim kafasındayım. Ondan bir tane daha sektirdim. K91'e. Güzel bir atış daha. Tamam. Burada K2'ye kafa atmayı düşünüyorum. Sıra sende K2. Çünkü senin canın daha yüksek kardeşim, kusura bakma. Kafa kafaya dayadığında namlusu da eğilen tanklarda zırhı o kadar kalın değil. Tabii ki ben 10 seviyeyim, o 8 seviye ama yani harbiden 10 seviyeleri taş çıkartacak bir gövde zırhına sahip K2. Bu bir nevi BZ75 videosundan çok K2 videosuna döndü. Övgüler yağdırıyorum tanka. Bu arada patlayıcı mermiye geçtim. K91'i rahat bir şekilde tek atışa alalım diye. Betçet geliyor. Bakalım. Hayır. Olmadı bu. Hayır. Geber. 5 imha. 7426 hasar. 2840 blok hasarı. TVP'de takım daveti yolladım. Silah arkadaşları şeyi almak için. Ödülü. Madalyası. Şimdi hemen savaş sonuçlarına geçelim yoldaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Tankası, biçici, tesir ateşi, cengaver, duellocu, boksör. Bu da ismini pek beğenmediğim. Hani madalya. Şekli aklınızda kaldıysa ben onu telaffuz etmeyi sevmiyorum abi. Biz Allah deriz. Ayrıca eli meli insana benzetilmez. Neyse muhabbet şey olmasın. 121.090 kredi, 15.585 5x ile 3x ile toplanınca baya bir ne derler deneyim şeye gitti. Şuraya görüyorsunuz zaten. Lan atlama şunu işte. Şurada görüyorsunuz sağ geliştirmelerine gitti. Onun için uğraşıyordum zaten. Çelik duvar, yüksek kalibre ve silah arkadaşlığı. Bu biraz hileli oluyor tabii ki. Öyle maç iyi gidince takıma davet ediyorsunuz falan. Yetenekleri en son anlatırım. 1385 saf deneyim güzel oldu. 17 atış yaptık. 15'i tam isabet, 12'si deldi. Sıçrama hasar bir tane patlayıcıyla vurduğumuz galiba. Alınan isabet 11, delmeler 4, delmeyen 7. Yani öyle böyle zırhımızı kullandık. Fena değil yani, çelik duvar aldık sonuçta. Hasar verilen 8 düşman aracına hasar verdik. Yani düşman takımının yarısına hasar verdik. 5'ini imha ettik. Yani 3'te 1'ini imha ettik. 1990 metrede yol kat etmişiz. 2 tane de düşman spotlamışız. Bu arada bakın yani o kadar gold attık falan filan. Savaş ödemeleri, klan yetekleri açık olmasına rağmen 37 bin kar edebildik. 572'de serbest deneyim aldık. 15.585 savaş deneyimi de hem sağ geliştirmelerine hem de mürettebata yedirdik. Şimdi bakalım burada neler var. Ermelinda Yang komutan. Hepsinde bir kere silah arkadaşlığı. Sonra tamir. Ağır tanklara bunları verin abi. Yok tam isabetmiş, konforlu yolculukmuş, anlık atışmış. Geçin abi bunlar. Bunlar 3. 4. sıraya. Her derde deva vermişim. Verecek bir şey bulamadığımdan. Öğretmen vermişim. Mürettebat daha hızlı kasılsın hesabı. Bu arada artık sadece komutanlara, daha doğrusu diğer komutan dışındaki mürettebatları etki etmiyor. Artık hepsini etki ediyor. Bu güzel bir yeteneği yenilendirme oldu. World of Tanks'ın 40 yılda bir doğru yaptığı şeylerden biri. Kartal gözü dediğimiz gibi işte düşmanın zayıf noktalarını gösteren mürettebat yeteneği. Bunlar hani çok önemli değil. Burada en önemli olan silah arkadaşlığı. Tamir. Sonra topçuya tam isabetle anlık atış değerli.
Sürücüye de konforlu yolculuk güzel olur. Duruma göre arazi sürücüsü ve kontrollü çarpışma arasında gidip gelebilirsiniz. Ben bununla ara sıra hani gaza basıyoruz ya, roketliyoruz ya, o zaman hasarı arttırsın diye kontrollü çarpışmayı önce verdim. İç güdüğü kesinlikle verin. Özellikle benim gibi hem AP hem Gold, işte APC, hani hem normal hem Gold mermi yüklüyorsanız tankınıza ve duruma göre mermi değişimi yapıyorsanız, iç güdü çok değerli bir yetenek. Güvenli depolama da çok değerli bir yetenek, çünkü ben bir ara FB'den bir atış yedim. 400 vurdu Berlin haritasında. Yayındaydım diye hatırlıyorum o zaman. Mühimmat depomu kırdı, yani hasar verdi. Sonra K91 karşımdaki bir koydu abi, 2100 kafa koptu gitti. Pert olduk yani. Güvenli depolama olmasına rağmen. Gerçekten sıkıntılı. Bir de adrenalin hücumu var. Canımız azalınca yükleme hızını arttırıyor. Evet, bu şekil. Bir de bakalım. Ha, bu da benim rekorummuş. Onun için çekmişim bunu. 7426 hasar. Rekormuş bunda. Bir de şeylere gelelim. Donanımlara. Arttırılmış beka zımbırtısı işte. Standart olandan. İlk göze koyuyorum. Turbo ikinci göz. Sürgü üçüncü göz. Turbonun şeyi açılınca ben hareket kabiliyeti vereceğim. Verdim galiba. Açılmış olması lazım. Bu şekil. Yükleme hızını iyileştirir. Beygir gücünü ve hızı arttırır. Bu da paletinizin dayanıklılığını, paletinizin tamir süresini falan filan şey yapıyor işte. Kısaltıyor. Ayrıca palet aldığınız zaman, paleti kendi tamir ederse mürettebat galiba, %100 cana tekrardan kavuşuyor paletler diye biliyorum, yanlış olmasın. 15-13-2 mermi dizilimimiz var. Dizilimimiz var. Ah, bir de konuşabilsem. 15 AP, 13 heat, 2 tane de patlayıcı. Büyük tamir çantası, büyük ilk yardım ve otomatik yangın söndürücü de her zaman benim için standarttır. 6 seviye, 3 seviye, her tankta fark etmez yani, bu şekil. Şimdi yoldaşlar, derhal öteki maçımıza geçelim nasipse. Evet yoldaşlarım, ikinci maçımızdan da cümleten herkese selamünaleyküm. İtalyan mafyası, İtalyan mafyalarının en babası neydi? Al Capone'du değil mi? Aynen. İtalyan Al Capone'u, Minotaur. Tosunumuzla. Yine 19-8 bir maç. Yine 4, 5 ve 6 dizilim. Aynı dizilimde bir Karelia haritası maçıyla karşınızdayım yoldaşlar. Yine yayın dışı, dediğim gibi. Yayında böyle güzel maçlar denk gelmiyor. Var ya, çıldıracağım ya. Minotaur bu arada çok seviyorum. Ve maalesef beni üzücü bir haber de var. Minotaur'u tekrardan dengeleyeceklermiş. Yani ağzını burnunu kıracaklarmış. Keşke oyuna getirmeden önce her şeyini ince böyle tartılarda eksisini artısını güzel bir şekilde dengeleyip öyle gözümüzün önüne sunsalar tankları da, yok işte hızını kısacağız, yok topunun dağılımını arttıracağız, yok topunu iyileştireceğiz, böyle saçmalıklara girmese keşke. Wargaming ekibi artık kimler geliştirmesiyle burada Minotaur'la direkt ağır hattına ilerliyorum. Chrysler K açıldı. Bunu ateş etmiyorum. Şimdi ateş edeceğim. Burada geri mi çekilsem falan hesabındayım. Biraz ateş etsinler istiyorum hani. Kim var kim yok az buçuk bilelim diye. Burada Conqueror'un paletine güzel bir atış. Bakalım bir tane daha atabilecek miyiz? Nice. Bir tane 9 seviyenin kellesini alıp devam ediyoruz yoldaşlar. Burada Chrysler ateş ediyor. Solda EBR açıldı. E50'nin de oradan çıkabileceğini düşünüyorum. O sebepten ne yapsam ne etsem yukarı doğru döndüğüm için, bak Chrysler hemen gaza geldi. Bakın geliyor. Beni delebilecekmiş gibi. Ah be garibim. E50'ye dönüyorum. Burada yine sektiriyorum. İşte dönüş mekanizması koyun abi tanklarınıza. Dönüş mekanizması, yani daha önemli bir şeyiniz yoksa avcılarda falan koyun abi. Bak bu dönüşler çok etkili oldu yani, görüyorsunuz. Yani elimde kalkan böyle sanki savaş alanındayım. Ona dönüyorum, buna dönüyorum. Çiçekti yani.
Evet, şimdi Mino ile devam ediyoruz. Kısor bana yardım edeceğini söylüyor. Buradan spot açmaya çalışacağım. Köşeden beri hem zırhım var zaten. Bir delerler, iki delemezler falan filan takılırız. TL7 hedefimde. Ama maalesef TVP beni açtı burada. Ben de onu açtım. Bu arada TL7 benim açıldığımın farkında değil herhalde. Bodozlama çıktı ve bizim 130 milimetre İtalyan topumuzun kurbanı oldu. Bu arada 2796 hasar, 3130 spottayız, asistteyiz. 2320 de sektirmemiz var. Yani madem bu tank bu kadar kaliteli olacaktı, böyle getirmeyecektiniz abi. Şimdi benim ne günahım var? Ben bu tankı aldım, parayı verdim, ettim. Gerçi indirimde alıyorum ben her tankı, o kadar sıkıntı yaşamıyorum da. Neden yani düşürüyorsunuz? Öyle getirme o zaman. Bu arada şeyde yine gerideyiz. Hem sayı olarak 6'ya 7 durum. Hem hasar olarak, can puanı olarak 13.600'e 12.500. Nomad atış yaptı, sektirdi. Ama o Nomad benim çok canımı sıkacak. Öyle hatırlıyorum. Şıpıtık açıldı sağda. Şıpıtığa bir atış. Tabi taretimi döndürünce hemen yedik mermiyi. Hangisine atsam, hangisine baksam derken Nomad gözükmüyor zaten. Şıpıtığı indirmem lazım. Hadi şıpıtık. İşte bu olayı da ben çözemiyorum abi. Gitti paletine düştü mermi. Burada reload'a geçiyorum. İki mermimiz kalmış. Ben de bir reload'a geçeyim. Valla devam. Düşman tankları bayağı uzakta olduğu için dedim burada spotlanmam bana o kadar bir zarar vermez. Bari Noma'da baskı kurayım. O şekilde kepe doğru tıngır mıngır ilerleyelim. Şeyde de deneysel turbo kullanmanızı tavsiye ederim, avcılarda özellikle. Kullanabildiğiniz her tankta da kullanabilirsiniz bu arada. Normal turbodan daha az hız avantajı veriyor ama şey olarak daha iyi. Hareket halindeki dağılımı azaltıyor. Ayrıca tankın dönüş hızını da arttırıyor. Çok güzeldi. Şu an Minotor'la kaydı bırakıp Minotor'la bir el atasım var. Ama bir maçımız daha var tabii ki yoldaşlar. O da Manticore. O maçı sona sakladım. Çünkü güzel bir sonuç aldım ondan yani. Burada kepe giriyorum ama hani kep amacıyla girmiyorum yani. Ben buradayım baba gelin mantığında. STR'ye açıldı. Güzel odaklı atmam lazım. Evet. Bir tane daha. Tam o araya tutmadı. Bu arada STR'nin o topunun olduğu yerdeki zırh 40 milim abi. Tamam mı? 40 milim olduğu için 130 milimetre bizim topumuz. 3 kalibre kuralıyla her türlü deliyor ama sağ ve solunda boşluklu zırhlar var. O yüzden delmiyor. Hani oyunda ham zırhı 40 milimetre gösteriyor ama Tanks GG'de baktığınız zaman tank daha kalın zırhta gözüküyor. İşte 5 milimetre, 10 milimetre gibi ince de olsa plakalar var. O plakalar 3 kalibre kuralıyla delmeyi engelliyor. Mesela STRV'nin o boşluk yerine sekme açısında Teyzon E5 ile atarsanız, evet burada güzel aldık bu soru ve Centurion'dan da hasar yedik. Tam sekme açısında atarsanız asla delmez. Çünkü 3 kalibrenin üstünde değil. Tam 3 katı.
3 kalibrenin bir tık üstü olması lazım. En az 121 mm. Oyunda 121 mm top yok. 122 mm'ler var. O yüzden IS-4'ün 122'lik topu STRV'yi delerken T110E5 delmezse şaşmayın. Şaşırmayın yani. Ya bunun da çözümü var. Heat atıyorlar. Heat 60 derece kadar normalizasyon değerine sahip olduğu için belli başlı noktalarda deliyor. Belli başlı noktalarda da delemiyor. Çünkü STRV'de tekrar söylüyorum, yanlarında boşluklu zırh var. Yanları dedim, ön yanlarında yani. Önündeki yanlarda. Topunun olduğu yer boş. Elinizden geldiği kadar STRV görünce ortasına atmaya çalışın işte. Üst plakaya. Ama şimdi böyle dedim, adam sizden yukarıdaysa da, ya bunlar hep geometri abi. Adam sizden yukarıdaysa üstüne atmayın, altına atın. Adam sizle hizadaysa üstüne atın. Önünü kaldırdıysa altına atın. Aşağı indiyse üstüne atın. Normal düz bakıyorsa yine üstüne atın. Çok ince şeyler abi. Evet, böyle bir zafer duruşu. 6494 görünen hasarımız var. 3880 sektirme. 3496 da asistimiz var yoldaşlar. Şimdi hemen savaş sonuçlarını da sizinle paylaşayım. Sonrasında da Manticore maçımıza geçelim. Tankası çelik duvar, yüksek kalibre, 7 tane tahvil almışız, 90.000 para, 4186 deneyim. Gördüğünüz gibi zaten mevzular böyle. Akmışız gitmişiz oyunda. Bu arada yeteneklere yine geçeriz şimdi. 17 atışımız var, 15 isabet, 13 deliş. Güzel. Yani bir ağır tank gibi. 1395'te saf deneyim kazanmışız. Gerçekten hoş. 2670 metre yol kat etmişiz. 8 tane düşman aracına hasar verip 4'ünü imha edebilmişiz. 6 tane de düşman tespit etmişiz. Allah Allah. O kadar düşman mı tespit etmişim? Haberim bile yok. 19 isabet aldık. 6'sı deldi. 13'ü delmedi. İşte bu, eğer ki ben dönüş mekanizması ve deneysel turbo koymasaydım, o dönüşlerde zaten birkaç tane sektirme yaptık. O dönüşlerde delinirdik büyük ihtimal. Bu arada şunları da saymayı unuttum. Tesir ateşi, cengaver, kurşun geçirmez, gözcü, boksör. Bu da yine ismini söylemek istemediğim şey. Öyle yani. 8 dakikalık bir maç zaten. 210 serbest deneyim. 3x falan basmamışız biz bu maça zaten. 38.959'da kar elde etmişiz. Gold atmadık diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama gold hiç atmadık zaten. Top tier'dik abi. Gerek de yok. Ben nedense Minotaur'la pek gold'a ihtiyaç duymuyorum. Ancak Type 5 mouse falan gelirse. Bu arada yine aynı şekilde görüyorsunuz. Yetenekler ağır tank gibi. Silah arkadaşlığı ve tamir. Sonrasında tam isabet. Şoföre arazi sürücüsü. Batak zeminde hızını daha az kaybetsin diye. İçgüdü yerine göre şarjör değiştirmek için 7 saniyede %100 olduğu zaman 7 saniyede şarjör değiştiriyor. Baktınız karşınızda IS-7 vardı, altını görüyordunuz, tak tak attınız, tamam mı? Ondan sonra mouse çıktı. Taretin yanından delmeniz lazım. APS'i ara sıra deler, ara sıra sektirebilir. O yüzden hit'e geçtiniz. Veyahut IS-7 ile kafa kafaya verdiniz. Üst gövdeden delmeniz lazım. Veya daha korkunç bir canavar. 279 ama Minotaur için hiçbir şey demek. Kafa kafaya verdiniz 279'la. Heat'i dayadınız mı? Laps laps laps. Hatta bazı durumlarda heat'i dayamanıza bile gerek yok. Yine yukarıdan göreceği için o eğimli zırhı deliyor. Güvenli depolama. Yani bir de adrenalin hücumu. Burada da konforlu yolculuk, anlık atış. Her derde deva vermişim komutana, hani görüş mesafesi falan vermeye gerek duymadığımdan. Bir de öğretmen vermişim, çabuk kasılsınlar hesabına. Şimdi yoldaşlarım, 3. maçımız olan Manticore maçına geçelim. Evet yoldaşlarım, videomuzun 3. maçı Manticore ve sonuncu maçı olan Manticore maçıyla karşınızdayız. Burada genelde eskiden ne taraf oluyor orası ya? Dur bakmam lazım. Genelde şuraya, şu kısma gidiyordum ben. Şura galiba oluyor. Genelde oraya giderdim eskiden. Ama şimdi bir bu el farklı bir şey deneyeyim dedim. Şu noktaya gideceğim. Pardon, şuraya.
Şurada büyük bir ağaç var ya. Oradan spotlamaya çalışacağım düşmanları. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Orada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri zaten birazdan da göreceksiniz. Proxy. 50 metre yakınınıza girdiği zaman düşmanın sizi spotlaması. Aşağınızda, yukarınızda olsun olmasın fark etmez. O çemberin içine girdim abi otomatik spot oluyorsunuz ikiniz de. Sıkıntı. Bu arada Centurion geldi burnumun dibine kadar ve açamıyor beni görüyorsunuz. Kamuflajım 52 falan. Ve hafif tanklarda hareket halinde de kamuflaj aynı olduğu için sıkıntı olmuyor. Tabii ki şöyle bir durum var. Komutanın görüş sistemi olunca hareket halinde ve çalı arkasındaki düşmanların kamuflajını düşüren bir özelliği var onun. O işte sıkıntı yapabiliyor. Hareket etmemeniz elinizden geldiği kadar değerli o yüzden. Özellikle karşıda hafif tank varsa ya da bir orta tanktır ve komutanın görüş sistemi olabilir ve sizin hafif tankınızı açabilir. Yani öyle şeyler de olabiliyor. Ben bu arada elimden geldiği kadar Centurion'da bakın sınır sınıra duruyorum. Aklım fikrim Centurion'da ve Centurion indi. Bu arada 2K spot yaptık şimdilik. Burada ben devam ediyorum. Tabii ben hafif tankta çok usta değilim. Onu da belirteyim. Ara sıra böyle güzel maçlar denk geliyor. Sabırlı olduğum zaman falan filan. 268'e bakıyorum. Ama isabet etmeyecek. Boşu boşuna spotlanacağım. O yüzden gerek yok. 50 mi? Onunla güreşiyor zaten orada. Centurion. İkinci bir Centurion Axe. Burada çıktım ve spot yemedim. Güzel. Centurion'dan FV mi indirdi? 114 SP indirmiş. Buraya ileri bir tık daha ileri geçtim. EBR açıldı. EBR'ye atılan her atış değerlidir. Burada güzel bir şekilde atışımı yapıyorum. Bu arada full gold kullandığım nadir tanklardandır Manticore. Çünkü 20 mermisi var. Ve hani 20 merminin 20'si de çok değerli. O yüzden 18 tane APCR, 2 tane de ne olur ne olmaz patlayıcı taşıyorum. Teke tek kalırım herhangi bir ağır veya orta tankla patlayıcı atıp indirebilmek için. Az canlılarsa. Bu arada atış yaptım. Spot yemedim. Demek ki STRV çok beni görebilecek bir konumda değil. Ya da iki tane çalının arkasında. Koyu çalı arkasında. Manticore da burada güzel bir atış. Tabii ki mantıyı atarsanız açılırsınız kardeşim. Mantıya atarsa atış yapan mantı atış yiyen mantı tarafından açılır kardeşim. Olay budur. Vereceğim elime. Bekle. Sakin olalım. Ebere. Evet, spot yedim. Hemen kaçıyoruz abi. Hemen saçma sapan hareketler. Sağa sola dön. Bir şeyler yap. Turbo da yok bunda şu an. Gerek de yok. Şu anlık gerek yok tabii. Ben o yüzden bile bile egzoz verdim. Egzoz, hani sessiz egzoz. Mor kaplı optik. Bir de komutanın görüş sistemi var. Yani tamamen spot için. Burada FV açıldı. Güzel bir atış. Ben mi açtım FV'yi onu da bilmiyorum. Ben açmış olabilirim belki. Onu yakalayamadım. Maç anlatıyoruz ama dümenden anlatıyoruz işte. Bu maçları sizle paylaşmak istedim açıkçası ya. Ara sıra böyle çıkıyor. Evet. Mantı atış yap, geri çekil. 4100 spottayız. 1981 hasar verdik. Mantıyı acaba avlayacaklar mı, avlamayacaklar mı? Sıkıntı. Çünkü 200 canlı bir mantı bile olsa mantıdır abi. Öldürülmesi gerekir. Aynı Ebere gibi. Ben daha hiç hasar yemedim. Bu arada 8'e 4 durum. Artık diyorum ben burada ikilemde kaldım bu arada. Onu da şimdi hatırladım. Mantiye saldırsam mı saldırmasam mı? Çünkü bunun topu dengesiz bir top. Full odak atmak gerekiyor.
Burada evet, muzdarip olduğu konulardan biri Manti'nin namlusu eğilmiyor ve bu yaptığım hareketi de şu anda yanlış değerlendiriyorum. Ateş ettim, sekti ve yukarı çıktığım için spotlandım. Hemen geri kaçıyorum. Atış yemem umarım. Evet. Uf. Mantiden yedik. Ama ben mantiye bakmıyorum. Zaten manti atışını yapar, kaçar abi. Mantıklı bir adamsa. Bu arada TBP tarafından imha edildi manti. Burada çok güzel STRV'yi spotladık. STRV güzel hasarlar yiyor ama Leopar çok sağlam. Ben büyük ihtimal spottan düşmeme rağmen çatır çatır sokuyor abi. STRV ölmedi maalesef. O yüzden proxy'den açılmak istemediğimden şu taşları bile yıkarken ödüm kopuyor. Leopar vuracak diye. Leopar bu arada harekete geçmiş. Ben tabii şimdi fark ediyorum. Oynarken fark etmedim onu. Derdim biraz daha spot yapmak işte. Kalan adamlara ama korkuyorum da basmaya. Belki birçok yani çok daha iyi hafif tank oyuncuları var. Şu an düşmanın üzerine basmıştı. Cayır cayır spot açıyordu ama ben korkuyorum işte. Bari bu kadar iyi gitmişiz. Daha fazla şey yapmayalım. Burada cesete çarpıyorum, yine korkuyorum. Ulan diyorum, burada olduğumu fark edecekler. Devam ediyorum, yaklaşıyorum. Biraz daha dümenden spotlar. Ve evet, Panzer'den de ölümüne katkı sağladık spotumuzla. Bu arada ben Semih'le birlikte oynuyorum. Onu da unuttum söylemeyi. Semih'te de arti var. 260. Yeni fark ettim. O kadar odaklanmışım ki ben kendi oyunuma burada. Evet, Leopar açıldı. Evet, Leopar'ı da ben açmışım bu arada. Evet. 6.991 asist, spot ve palet kırmayla 2.348 de hasarımız var. Hiç imhamız yok. Şimdi derhal yoldaşlar savaş sonuçlarına geçelim. Ondan sonra da videomuzu müsaadenizle bitirelim. İkincilik provesi verdi. Gözcü bir de tesir ateşi verdi. Can puanımızdan yüksek hasar verdiğimiz zaman veya can puanımız kadar hasar verdiğimiz kadar. Bu arada 6.900 küsürdü asistimiz oyun içinde. Burada 7.800 gösteriyor. 2.348 verdiğimiz hasar. Olay bu şekilde. 7 tahvil aldık. 4.000 savaş deneyimi, 82.000 para. 1.015 deneyim, saf deneyim. Yani işte idare eder. 3.520 metre yol kat etmişiz. Tespit edilen yani kendimiz sadece tespit ettiğimiz 4 tank var. Yani ilk tespitine sebep olduğumuz 4 tane düşman tespit etmişiz. Hasar verilen, yok edilen düşman araçları. Yani 4 tane düşmana hasar verdik. Hiçbirini yok edemedik. 300 metreden uzakta 1.138 hasar vurduk. Bakın, topu full odak olduğu zaman isabet edebiliyor. Ama yine de güvenmeyin. Yani gerçekten garanti yapacağınız atış ya da atış yaptığınız zaman açılmayacağınızdan eminseniz veyahut açılacağınızı biliyorsanız hemen sipere geçebileceğiniz noktalarda atışınızı yapın. Ama tabii ki bunun kritiğini yapmak size kalıyor. Yani spotlanmamak istiyorsanız kesinlikle o konumda hala spota devam etmek istiyorsanız ateş etmeyin. Kabak gibi hedef olsa bile ateş etmeyin. Kritik bir durumdaysa ateş edin ya da benim gibi açlık yaparsanız yine ateş edin yani sıkıntı yok. Evet, şimdi 7 dakika 44 saniye sürmüş maç. 31 bin para kazandık kar olarak. Full gold atınca böyle oluyor tabi. Baksana yüklenen mühimmat 33 bin. 4 bin zaten savaş deneyim, 154'te serbest deneyim kazanmışız. Burayı neden şey yaptım bilmiyorum. Ortalamalarımı görün isterseniz böyle bu şekil. Yani 41 zafer. Manti'de herhalde en kötü oynayanlardan biriyimdir. Şimdi gelelim donanımlara.
Egzoz zımbırtısı artı 6 katıyor gizliliğe. Komutanın görüş sistemi bir de mor. Kaplı optik. Yönergeyle de destekliyorum. 3-5 metre fazla görsün diye. 18'e 2 mermi dizilimi. 18 gold APCR. 2 tane de patlayıcı ne olur ne olmaz diye. Tamir çantası. İlk yardım çantası. Ve yangın söndürücü. Hepsi büyük olanlardan. Manticore gibi tanklarda şey kullanabilirsiniz bu arada. Yani isterseniz kumanya kullanabilirsiniz duruma göre. Azık daha doğrusu. Mürettebatım da öyle çok iyi değil. İki kişilik mürettebat zaten. Silah arkadaşlığı. Kamuflaj. Durumsal farkındalıkla keşif. Görüş mesafem artsın diye. Arazide de iyi gidelim diye arazi sürücüsü bulunmakta mürettebatta da. Evet yoldaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Ne diyeyim? Hoşunuza gittiyse beğenirsiniz. Hoşunuza gitmediyse beğenmezsiniz kafanıza göre. Yayınlara bekliyorum yoldaşlarım hepinizi. Gelirseniz güzel olur Twitch yayınlarına. Her gün açıyorum hayırlısıyla yani şu aralar. Müsaitiz Allah'a şükür. Öyle yani yoldaşlarım. Daha da fazla sözü uzatmayayım. Cümleten kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun yoldaşlarım. Tripalowski.